eşkıya peşimde dolaşsa, oraya gitsem, artık çocuklarıma bakamıyorum, işim de yok, sokağa çıkıyorum. Ancak iki tanesini ekmek buluyorum. Biri gelse, dese ki kızına talibim versem, evlense, bir ay sonra onu kapıya bıraksa, öteki alsa, kapıya bıraksa, halimiz nasıl olur kardeşlerim? O halde ümmetin yerine kendimizi koyalım. Allah sizden razı olsun. Ebediyen razı olsun. Ensar oldunuz. Kardeşlerimize sahip çıkıyorsunuz. Neden burada duruyorlar? Siz kardeş diye kucaklıyorsunuz diye buradalar. Bak burada hocalarım var. Neden buradalar? Ahmet hocam buradalar. Siz buradasınız. Onlar komünistlerin, sosyalistlerin, dinsizlerin yanına gitmiyorlar. En güvenilir insan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileridir diyorlar. Bize geliyorlar. O halde biz onların güvenini, imanlarını sarsmamak için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmak zorundayız kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aileyi o gölgenin altında korumaya bizi davet etti. Sonra kız çocukları, onlar o gök kubbenin altında özgürlüğü kuşanacaklar. İnsanca onurlarıyla beraber yaşayacaklar, ayakta kalacaklar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabına konuşuyorlar. İmam Kurtubi bunu rivayet ediyor. Konuşurken biri var, başını kaldırmıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam fark ediyor. Diyor ki neden başını kaldırmıyorsun? Ya Resulallah diyor. Henüz siz gelmemiştiniz. Bir kızım dünyaya gelmişti. Kızım dünyaya gelince utandım. Benim gibi adamın kızı olur mu dedim. Ve izâ buşşirâ haduhum bil unsâ zalle vecûhû musvedde ve huve kazîm. Sonra kızım büyüdü. Gelinlik çağı geldi. Etraftan delikanlılar kızıma talip oluyorlar. Babalarını gönderiyorlar. Kızımı istiyorlardı. Bir gün hanıma dedim ki hazırla kızımı alayım götüreyim. Akrabalarına götüreyim. Ne kadar ziynet eşyası varsa onları da tak dedim. Taktı onları. Evden ayrıldık giderken dedi ki eşim sakın ha kızıma kıymayasın. Kızımın kaderi de ondan önce yaşayan kızlar gibi olmasın. Kızımı diri diri toprağa gömmeyesin. Kuyulara atmayasın. Olur mu dedim. Babasıyım. Babalar katil olur mu? Çölde gidiyoruz. Önüme bir kuyu çıktı. Kuyuya doğru yolumu çevirince, yönümü çevirince kızım anladı ki benim de kaderim benden önce Mekke'de yaşayanlar gibi olacak. Baba kızının katili olma dedi. Kıyma bana, atma beni kuyulara. Evinde kalır, kimsenin eşi olmaz. Seni burada beklerim. Kızım yalvarıyor. Tam merhamete geliyorum ki cahiliye gururu devreye giriyor. Sonunda kızımı kuyuya attın. Aşağıdan bağırıyordu. Baba imdad etmez misin kızına? Kızının katili olma baba diyordu. Fakat ölene kadar kuyunun başında bekledim. Şimdi sen ya Resulallah ve idel mevudetu suilet bi eyyi zembin kutilet. O diri diri gömülen kız çocukları yarın Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gelince bizim günahımız neydi de bizi diri diri gömdünüz baba diye sorduğu zaman bunun hesabını nasıl veririm ya Resulallah onu düşünüyorum. Kardeşlerim dün kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Bugün yarışma programlarına gömüyorlar. Dizilere gömüyorlar. En fazla reyting onlar alıyor. Hanım kardeşim ve alemu enne fikum Resulallah. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyeti sizinle. Ve la tekulu limen yuktalu fi sebilillahi emva bel ahyaun. Şehit diriyse Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ruhaniyeti öyle olur mu? Peygamber aleyhissalatu vesselam evinize gelse o evlendirme programı, yarışma programı Efendimiz aleyhisselam evinizde olsa izleyebilir misiniz? Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam hanım kardeşim onların izlendiği eve gelir mi? O eve girer mi? Yarışma programı diyorlar. Genç kızları alıyorlar, adalara götürüyorlar. Bir kameranın önü var, bir kameranın arkası var. Bu topraklar burnunu göstermekten utanırdı süt ninem. Kızımın gösterdiği kefen bezne mahrem. Evlerimizi ne hale getirdiler? O programlarla neleri evimize taşıdılar? Babalar, anneler oturuyorlar, kızlarıyla seyrediyorlar.
Hanım kardeşlerim, Allah rızası için bu zalimlere karşı bir harekat başlatın. O televizyonları protesto edin. Hayır deyin. Kadının onurunu reytinge feda edemezsiniz deyin. Yapmayın. Yapamazsınız. Madem onlar ses çıkarmıyorlar, kadının onurunu kurtarmak, bu ümmetin kızlarını savrulmalardan koruyabilmek için Allah rızası için ayağa kalkalım. Ne yapacaklar? Erkekler diyecekler ki, biz sizden bir çorba, bir ekmek istiyoruz. Yeter bize o kadar. Efendimiz evi öyleydi. Öyleydi Allah Resulü Aleyhisselam'ın evi. Esvedan diyor Ayşe anamız, hurma ve suyla karnımızı doyururdu. Devlet başkanıydı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Peki ne yapacak hanım kardeşleri? Erkekler kadınlara sohbet etmeyecekler. Erkekler gidip kadına tebliğ etmeyecek. Umumi açık yerde konuşulabilir. Ama iki kadına, üç kadına bir erkek konuşamaz. Hanım kardeşlerimizin, Suriye'den gelen hanım kardeşlerimizin evine erkekler gitmeyecek. Hanım kardeşlerimiz gidecekler. Oradaki bir istismar, Allah muhafaza, olabilir, onun önünü kapatacaklar. Peki ne yapacağız? Evlerini İslam okulu haline getirecekler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerinden Ummu Varaka vardı, Ummu Varaka. Efendimiz Bedir'e giderken Ummu Varaka gelir. Ya Resulallah der. Müsaade buyurursan geleyim de cihad edeyim. Sonra doktorum ben. Orada yaralılar varsa onları tedavi ederim. Allah Teala bana Bedir'de şehadeti nasip etsin. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki Ukudi fi beytik fe innallâhe seyuhdi ileyki şehade fi beytik. Allah sana evinde şehadeti nasip edecek. Evine git. Ukudi fi beytik. Evinde ümmetin çocuklarını öğretmen ol. Hanım kardeşim evini okula çevirecek. Kız çocuklarını, küçük erkek çocuklarını, hanımları davet edecek. Kendi konuşacak. Eğer konuşamıyorsa konuşan birini bulacak. Eğer onu da bulamıyorsa akidesi sağlam, ehl-i sünnet akidesi olan bir hocamızı açacak. 5 dakika dinletecek. Fazla değil. Çay bahane olacak. Sohbet bahane olacak. Evlerimiz İslam okulu olacak. Antep'i, Anadolu'yu, alemi İslam'ı ev sohbetleriyle yeniden kurtarabiliriz. Televizyonu kapatacaklar. Buyur ya Resulallah diyecekler. Evimiz emrine amade diyecekler. Öyle dediler. Ummu Varaka radıyallahu anh uzun yıllar İslam okuluna çevirdiği evinde ümmetin çocuklarına dersler verdi. Hayatının son anları. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz halife namaza giderken sabaha onun evinin olduğu yerden geçiyor. Ummu Varaka Kur'an-ı Kerim okur. Namaza gidiyor Ömer radıyallahu anh. Ummu Varaka annemizin Kur'an sesini duyamaz. Namazı kılar. Namazdan sonra Ummu Varaka'nın evine gelir. Arkadaşları yanında. Kapıyı çalar. Kapı açılmaz. Kırarlar kapıyı. İçeriye girer. Bir de ne görsün? Ummu Varaka annemizi ellerinden ayaklarından bağlamışlar. Ağzına bez parçaları koymuşlar. O halde şehit etmişler. Yıllar öncesine gider Hazreti Ömer. Hani der, Bedir'e gidiyordu. Bu kadın gelmişti. Ya Resulallah, Bedir'de cihad etmek istiyorum. Doktorum, ümmetin yaralılarını orada tedavi edip şehit olarak Allah'a gitmek istiyorum. Efendimiz ukudi fi beytik, sen evinde dur. İnnallâhe seyuhdi ileyki şehade. Allah sana evinde şehadeti ihsan edecek. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın bir mucizesini bize gösteriyorsun. Şehit olarak Rabbine gittin. Hanım kardeşlerim, eğer evlerinizi İslam okulu haline getirirseniz ölüm size normal halde gelecek. Ama Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ifadesiyle söylüyorum. Allah size şehit sevabı verecek. Kardeşlerim, İslam'ın gölgesinde delikanlılar, çocuklar neler yapmalı? Bura uzar gider. Ama siz bu kürsüden, Ahmet hocamdan, Eymen hocamdan dinlediğiniz daha çok şeyler dinleyeceksiniz. Toparlayayım ve sonuna geleyim. İnna belevnâhum kemâ belevnâ ashâbel cenneh. İz aksamû leyesrimunnehâ musbihîn ve lâ yestesnûn. Kimden bahsediyor? Bir bahçe halkı vardı. Babaları salih insandı bunların. Babaları fukaraya verirdi. Sonra babaları vefat edince وَلَا يَسْتَثْنُونَ
Onlar dediler ki çocuklar, biz fukaraya vermeyelim, sadece kendimize alalım. Yemin ettiler. Kendileri sabah erken o bahçeye gidiyorlardı. Dediler ki fukara buraya girmeyecek. Ella yedhulennehel yevme aleyküm miskin. Buraya fukara bugün giremez dediler. Ella yedhulennehel yevme aleyküm miskin. Bugün buraya fukara giremez dediler. O halde geldiler. Peki içeriye girdiler. Bir baktılar ki bahçede hiçbir şey kalmamış. Her şey hak ile yeksan olmuş. Şimdi Avrupa ne diyor? Geliyorlar Türkiye'ye gidiyorlar. Suriyeliler buraya gelemez diyorlar. Kapatıyorlar. Sınırları kapatıyorlar. Peki eğer bizler o mazlumlar gibi olabilirsek, ellerimizi kainatın sahibine kaldırdığımız zaman Allah'ın izniyle göreceksiniz. Nasıl onlar sabah bahçelerine gittiler. Orada bir şey bulamadılar. Londra, Paris, New York, Berlin, Allah'ın inayetiyle onların bahçeleri gibi helak olacak. Eğer biz Suriye'den gelen kardeşlerimize Allah rızası için sahip çıkarsa, hani Musa Aleyhisselam daralmıştı, yorulmuştu, ellerini kaldırdı. Rabbena atmis ala emvalihim veşdud ala kulubihim. Artık dayanamıyorum ya Rabbi. Mecalimiz kalmadı. Onların ekonomilerini çökert Allah'ım. Yüreklerine darlık ver ya Rabbi. Allah'ım, Suriye'de analar dayanamıyorlar ya Rabbi. Bağdat'a giren Müslümanı İran'dan gelen haydutlar öldürüyor, şehit oluyorlar. Oraya girenler oradan çıkamıyorlar ya Rabbi. Mısır'da Muhammed Mürsi'ler zindanda, Suriye'de ümmetin kızlarını kirletiyorlar Allah'ım. Doğu Türkistan, Arakan, ümmetin kadınları, yetimleri feryat ediyorlar. Ya Rabbi, Hazreti Musa Aleyhisselam ellerini kaldırınca Rabbena atmis ala emvalihim ve şud ala kulubihim. Kâle kad ucibet davetukuma fessakîmâ. Onun duasına icabet etmişsin. Ya Rabbi biz günahkarız. Suriye'nin yetimleri, Suriye'nin mazlum kadınları hürmetine dualarımıza icabet eyle. Ya Rabbi Londra'yı çökert Allah'ım. Firavun'u çökerttiğin gibi çökert Allah'ım. Amerika'yı çökert Allah'ım. Rusya'yı çökert Allah'ım. Ekonomilerine hak ile yeksan eyle Allah'ım. Yok eyle ki Suriye'nin kadınları kurtulsun ya Rabbi. Bağdat kurtulsun Allah'ım. Muhammed Mürsi'ler kurtulsun Allah'ım. Biz günahkarız. Yetimler hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kardeşlerim, teşrif ettiniz. Beraber olmamıza vesile olan başta Ahmet hocama, Eymen hocama, Suriye'den gelen hocalarımıza, belediye başkanımıza, teşrif eden siz muhterem aziz kardeşlerime, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Alem-i İslam'ın hür olduğu günleri görmek umuduyla Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.